Berin Hanım, siz de bu konuyla ilgili lütfen bir eğitimci olarak bayanlarımıza buradan mesajımızı verelim. Siz neler söylemek istersiniz? Bence biraz evvel ana dil hakkında bir şey söylediniz. Ben ona katılıyorum. Tabii ki ana dil çok önemli. Ana dil kimliğimizdir yani. Dilimizi bilmemiz gerekiyor. Konuşmamız gerekiyor. Ben mesela kendimden bir örnek vereyim. Ben son 3 yılda Türkçemi bu kadar güzel düzelttim. Ondan evvel çok kopuk bir Türkçem vardı. Yani her şeyi anlamıyordum. Ama kendim kendime öğrettim. Ve gençlere tavsiye etmek istiyorum her zaman ana dilinizi unutmayın. Çünkü unuttuğunuz zaman çok zorluklar çekersiniz. Çünkü yani biz sonuçta bir Avrupa'da nerede yaşasak yaşayalım, Avrupa'da yaşasak da başka ülkelerde, başka Asya'da olsun, Amerika'da nerede yaşarsanız yaşayın. Kesinlikle dilinizi unutmayın diye mesajı vermek istiyorum. Çok da güzel programlar var. Biliyorsunuz Türkçe dersleri için. Ama çok az talep var. Yani onu da ben üzülüyorum. Bazı veliler diyorlar biz Almanya'da yaşıyoruz. Türkçe'yi ne yapacağız? Öyle şey olabilir mi yani? Türkçe çok önemli. Biz Türk'üz sonuçta. Yani Tabii ki. dilimizi unutmayalım. Yani ben onu söylemek istedim biraz evvel dediğinize. Onu katmak istedim. Çünkü çok önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle çok önemli. Okul öncesi çocuklarımıza, o zaman buradan velilerimize Tabii de bu ki. konuyla ilgili şöyle bir yorum da yapabiliriz galiba. Sizin bu değerli sözlerinizin üzerine. Okul öncesi çocuklarımıza önce o zaman ne diyoruz? Ana dilimiz diyoruz. Evet. Daha sonra yanında hangi ülkede yaşanıyorsa ya da hangi yabancı dil eklenmek istiyorsa paralel bir şekilde ikinci bir dil veya üçüncü bir dil de öğretilebilir. Ama Tabii ki. önemli olan kesinlikle ana dilimizin çocuklarımızın öğrenmesi diyoruz. Bu konuda buradan velilerimize de tekrarlamış olalım ailelere buradan.